Biliyorsunuz hayatta her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Bu kainatın bir düzeni. Herkes her istediğini maalesef ulaşmayla ilgili gayret, çaba ve mücadele gösteriyor. Neden, niçinleri sorguluyor. Niye ben, niye benim olmuyor? Ben nerede yanlış yaptım gibi söylemlerle kendimizi bloke ediyoruz. Yani sabahleyin biz uykudan uyanıp güne merhaba dediğimizde eğer şükrü biliyor ve şükrü eda ediyor isek bu bizim mutluluğumuza giden yol. Her zaman söylediğim gibi sabah uyandık, yine de uyandık, yine işe gideceğiz, yine patronla cebelleşeceğim, yine o trafiği çekeceğim, yine insanlarla boğuşacağım. Bu nasıl bir kader? İnsanlar yalılarda, köşklerde otururken ben metrolarda, trenlerde, otobüslerde can çekişiyorum. Söylemleriyle işinize başladıysanız bu bir vücudunuza zarar, iki beyninize zarar, üç kesenize zarar ve ömrünüze zarar. Yaptığımız her şeyin bir bedelini hem bu dünyada hem ahirette ödeyeceğiz. Bunu ödemem, bu böyle safsata, ben bunlara inanmıyorum demek, sümme haşa dinden çıkmak demektir. Onun için inanmıyorum diye bir kelime olamaz. Dolayısıyla ayetlerde sabit olan enerji frekanslarında çok yoğun, insanı mezara, deveyi kazana sokan nazar var derler. Hatta bir oğlumuz, kızımız ya da eşimiz bir garip haller içindeyse ya buna bir işlem yapılmış herhalde, bu afsunlanmış mı, buna ne yapılmış acaba denilir. Yani şunu vurgulamak ister, bunun aklı ve şuuru yerinde değil. Yani istemi dışı buna bir işlem yapılmış demektir. Ve bugün bu vardır. Kainat kurulduğundan bu yana da hep vardı. Negatif işlemler insanların istemi dışında bir takım eylemlerde bulunmalarına, davranışlarda bulunmaya sebebiyet gösterir. Kalbi selam ve dualarımla.